Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen Geleceğe Miras Sonsuz Efes projesi kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde yeni kazı çalışmaları başladı. Alandaki yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla antik kentteki birçok tarihi zenginlik ayağa kaldırılacak. İlk etapta Efes'in 3 kapısından biri olan Koresos kapısı gün yüzüne çıkarılacak. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 1895'te başladı. Ancak daha %25'lik kısmı gün yüzüne çıkarılabildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Efes Antik Kenti'ni de Geleceğe Miras projesine dahil etti. 144 kazı ile yürütmekte olduğumuz 12 aylık kazı projemize yabancı heyetlerce yapılan 32 kazımızı da dahil ederek arkeolojik kazı çalışmalarımızın hem bütçelerini hem lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir şekilde arttırıyoruz. İlk etapta 1 milyar liralık ödenek ayrılan Geleceğe Miras Sonsuz Efes projesiyle antik kentin yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor. Özellikle Efes'in büyük anıtsal yapılarından stadyum gibi, Vedius Cimnazyumu gibi, hemen arkamızdaki Liman Caddesi gibi alanlarda temizlikle başlayan çalışmalar bundan sonraki süreçte koruma, restorasyon gibi ilavelerle sürdürülecek. Proje kapsamında Koresos kapısında kazı çalışmaları başladı. Kazı ekibi Efes'in 3 kapısından biri olan Koresos kapısını ortaya çıkarmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Efes'te gün yüzüne çıkarılacak bu tarihi zenginlik, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği antik kentin değerine değer katacak. Burada bayramdan sonra başladık ve çok güzel bir buluntu burada bulduk. Çok güçlü ve büyük bir kapı. Avusturya ve Türk heyetlerinin işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda 250 kişilik bir ekip görev yapıyor. Efes arkeoloji dünyasında bir dünya markası. Evet, biz çok mutluyuz çünkü biz 130 sene buradayız ve burada çalışıyoruz ve bütün dünyadan arkeologlar, mimarlar, restoratörler, öğrenciler gelecek ve burada çalışıyorlar.